Merhaba. Herkese iyi akşamlar. Tekrar Atik Bey'in bizler için hazırladığı webinarda buluşuyoruz. Bugünkü konumuz sabah Oğulcan gruptan paylaşmıştı. Grupta olmayan arkadaşlar için söyleyeyim. Genel olarak major paritelerdeki son günlerdeki hareket, tabii bu hareketin en büyük etkilerinden birisi korona salgını ne yaptı, neler yapıyor, bundan sonra ne tür hareketler yapabilir? Bunları inceleyeceğiz. Tabii bunların peşinden de daha çok uluslararası büyük borsa endeksleri, ABD ve Avrupa endeksleri içerisinde hareketler nasıl olabilir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi son günlerdeki global manadaki gelişmelere bakarsak önemli konuşmalar oldu. Bu önemli konuşmalardan aslında birisi çok ciddiye alınmadı. Merkel'in konuşmasıydı. Ona biraz sonra geliriz. Ondan önce Powell'ın konuşması oldu. Powell'ın konuşması piyasa tarafından çok iyi algılanmadı açıkçası. Sebebi biraz da Powell'ın kendisinden kaynaklı herhalde. Powell çok kendi derdini iyi anlatamıyor. Sanıyorum öyle. Powell'dan sonra çünkü piyasa kötü algıladı diye bu sefer Fed başkanlarından birisi ondan sonra Powell'dan bir gün sonra çıktı. Öyle demek istemedik de böyle demek istedik mahiyetinde başka şeyler söyledi. Powell'ın söyledikleri özet olarak şuydu. Aslında piyasanın gerçeklerini söyledi ama piyasa bundan çok hoşlanmadı. Kimsenin bilmediği şeyler değildi. Belki de şeydi, bunun Fed Başkanı'nın ağzından özellikle hassasiyetle üzerinde tekrar tekrar durulması, acaba bizim bilmediğimiz hani şeyde de öyle olmuştu. İlk faiz indiriminde de öyle olmuştu. Piyasa çok sert bir tepki vermişti faiz indiriminden birkaç gün sonra. Powell'ın söylediği şuydu. Aslında iki ana konu üstünde durdu. Birincisi COVID salgınının oluşturduğu aşağı yönlü riskler. Kendisi de öyle söyledi zaten. Mevcut aşağı yönlü riskler ciddi şekilde devam ediyor. Ancak gerekirse buna ilişkin ilave tedbirler, ilave tedbirden kasıt para, ilave tedbirler alınabilir gibi bir söylemde bulundu. Bu esnada tabii işsizlik konusuna değindi. İşsizlik konusu zaten iki ana konu var. Yani birisi kamu maliyesi, finansal yapı, ikincisi işsizlik. Bu ikisini hallettiniz mi? Zaten ülke ekonomik olarak problemlerini çözdü demektir. İşsizlik konusunda da önümüzdeki bir iki ay içerisinde zirve yapacağını söyledi. Ama burada piyasanın istemediği, sevmediği ya da hoşuna gitmeyen mevzu şuydu. Hani şunu söylemedi. Bir iki ay içerisinde zirve yapacak. Ama şu 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 sebeplerle, şu 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 tedbirlerle biz bunu azaltma yönünde evet genel bir toparlama yaptı. Yani biz gerektiğinde tekrar ilave bir destek oluruz dedi ama işsizlik özelinde bir tedbir alınacağını, alındığını söylemedi. Ben duymadım en azından. Piyasada da konuşulmadı bunlar. İşsizlik konusuna sadece zirve yapacak demekle geçiştirmesi çok şey olmadı. Amerika'nın en hassas olduğu noktalardan birisi buydu. Bu salgından önce, sadece salgından önce değil, özellikle son 2-3 yıldır Amerika'nın en iyi yönettiği konu işsizlik meselesiydi. Özellikle tarım işi istihdamda görüyorduk zaten. Yani hiç bir en son bilmem ne kasırgasından sonra kasırgası esnasında bir geçici olarak, dönemsel olarak bir kötü derecede bir işsizlik verisi gelmişti. Onun dışında neredeyse Amerika'dan hiç kötü tarım işi istihdam verisi görmedik. Son zamanlarda tabii herkesin beklediği şekilde kötü geldi. Ama ben yine söylüyorum, bunu birkaç
webinarda da söylemiştim. Ben Amerika'da işsizliğin kronik şekilde çok uzun süreli, diğer ülkelerde olduğu gibi çok uzun süreli bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü orada sektörün yapısı itibariyle çok farklı bir durum var. İşte bunu daha önce de söylemiştik. Çok kısaca uzatmadan üstünden geçelim. Hani işsizlerin çok ciddi bir bölümü restoran çalışanlarından. Bu sektörde 30 milyon çalışan var ve bunun 20 milyona yakını neredeyse işsiz kalmış. Bu restoranlar açılacak. Yani adamların yeme içme alışkanlığı bu doğrultuda. Bugün olmazsa yarın açılacak. Eskiden çalıştırdığı işçiyi çalıştırmasa da bir başka işçi alacak. Neticede işsizlik sorunu çok hızlı ve ciddi şekilde çözülecek. Yani kapanmış bir fabrikaya benzemez bir restoranın açılması. Kapanmış bir fabrikayı belki tekrar hayata geçirmek için birkaç yıl uğraşabilirsiniz. İşte ekonomik yapısı, finansal yapısı, el değiştirmesi, makine teçhizat, ekipmanların yenilenmesi, belki bakımı, işte her neyse. Ama restoran öyle değil. Yani yeme içme sektöründe daha hızlı hareket edilebiliyor. Önemli olan müşteri potansiyelinin tekrar harekete geçmesi. Haziran, Temmuz aylarında ya da ne zaman olacaksa Amerika için bu faaliyet başladığı zaman, yani yeme içme sektörüne talep eskisi kadar güçlü olmaya başladığında, bu restoranlar tekrar açılacak, bu işsizler tekrar iş bulacaktır. Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Böyle mi olacak, aksi yönde mi olacak göreceğiz. Şimdi Powell'ın önemli olarak söylediği ikinci mevzu vardı ki aslında piyasa en çok onu fiyatladı. Kötümser fiyatlamasının sebeplerinden birisi oydu. Trump her şeye, finans konusunda her şeye burnunu soktuğu gibi burada da Powell konuşmadan birkaç gün önce konuşmuştu. Yani bu konuya bir atıfta bulunmuştu. İşte birçok ülkenin, gelişmiş ülkenin negatif faizin nimetlerinden faydalandığını görüyoruz. Biz niye faydalanmıyoruz gibi. Kim ne nimetinden faydalanıyor? Ben görmedim şahsen onu ama neyi ima ettiğini biliyoruz. Yani Avrupa'daki ve Japonya'daki negatif faizlerden bahsediyor herhalde. Yani bu negatif faiz hani içinde bulunan ülkenin bile bence istediği bir durum değildir. Trump neden istiyor onu da anlamak mümkün değil. Trump'ı anlamak çok mümkün değil zaten aslında bakılırsa. Bu krizi en kötü yönetenlerden birisi de oydu. Piyasanın şu anda bu halde olmasının en büyük sebeplerinden birisi de oldu bence. Yani belki de adamlar bundan yıllar önce onu düşünmüşler. Böyle kabiliyetsiz yöneticiler gelirse, yani hiç olmazsa yani memleketin canını okursalar da Merkez Bankası'nı hiç olmazsa bilen anlayan birileri gelsin diye Merkez Bankası'nın bağımsızlık hikayesi herhalde oradan çıkmış. Yani öngörülü birilerinden çıkmış. Yoksa şimdi Amerika -3,5 negatif faizde falan olabilirdi yani böyle saçma bir duruma gelebilirdi. Neyse, Powell şey dedi konuşmasında, negatif faiz bizim konuştuğumuz bir şey değil dedi. Yani hani biraz daha şey olsaydı belki, nezaket dışı olmasaydı adam şey de demiş olmak isterdi herhalde. Yani aklı olan kimse de konuşmaz zaten bunu şimdiki durumda falan demek isteyebilirdi. Negatif faiz Amerika için çok ciddi bir bela olur zaten. Yani sadece Amerika için değil, dünya için çok ciddi bir bela olur. Japonya'nın negatif faiz vermesi, Almanya'nın ya da Euro bölgesinin negatif faiz vermesi başka bir şey. Amerika'nın negatif faiz vermesi başka bir şey. Negatif faiz bir kere hani dünyada finans merkezinde iki yer konuşulur, iki yer bilinir. Avrupa için belki şey Londra bu konuda ağırlıklıdır. Ama dünya genelinde baktığınız zaman işte New York'tan bahsediyor bu mevzuda. Finans konusunda Amerika'nın negatif faiz vermesi bir kere sermaye oluşumunu sıkıntıya sokar. Yani hani çok işte eski seminerlerden birisinde verdiğimiz bir örnek vardı. Türkiye örneğinde bile işte kaç kişiyiz? 80 milyon. Herkesin cebindeki 1 dolar bir şey ifade etmez ya da bir işe yaramaz ama 80 milyon
birer dolar, herkes birer dolar verse örnek, herkes birer dolar verse 80 milyon dolara işte 3-5 tane çok ciddi el ayağı düzgün fabrika kurarsınız. İşte bunda da birkaç bin kişi belki istihdam edersiniz falan gibi örnekler vermişti. Yani burada da öyle bir mevzu olur. Amerika'nın kitlesel olarak yatırım alışkanlığı, yani tabii hisse senetleri için de belki öyle ama ciddi şekilde yatırım alışkanlıkları var. Bunların dağılıyor olması, bozuluyor olması kimsenin işine gelmez. Yani başta Amerika'nın işine gelmez tabii ama Amerika'nın ekonomik yapısının, finansal yapısının bozuluyor olması bütün dünyayı çok ciddi şekilde can sıkıcı bir yere getirir. Doğrusu bu değil tabii. Neyse, Powell bunu söyledi ve meseleyi herhalde ciddi uzunca bir süre kapattığını, Fed tarafından bu mevzunun konuşulmadığını söyleyerek de mevzuyu kapatmış oldu. Bir diğer mevzu aslında şeydi, piyasa onu fiyatlamadı, hatta neredeyse hiç umursamadı. Bence ciddi bir söylem, umursamadı ama unutmadı da, bir yere not etmiş olması lazım diye düşünüyorum. Önceki dönemlerde de gördük çünkü bunun örneklerini. Hani anında fiyatlamıyor ama işte üst üste biriktirdiği zaman belli bir yere getirebiliyor piyasayı. Bu söylem de şeydi, Merkel'in söylemiydi. Merkel çok net olarak şunu söyledi, güçlü euro istiyoruz dedi. Hatta konuşmaların arasında şu ana kadar yaptığımız da kısmen doğru değilmiş. Hani kur savaşları çok istenilen ve beklenilen şeyleri sağlamadı, kimseye de bir faydası olmadığını gördük gibi. Bu manada benim çıkardığım yorum bu. Daha doğrusu güçlü euro istiyoruz ve önümüzdeki süreç içerisinde de bunun gereğini de yapacağız dedi. Yani tam söylediği laf da buydu. Gereğini de yapacağız dedi güçlü euro için. Şimdi euroya bakıyoruz. Merkel bunu söyleyeli 2 gün oldu. Euroya bakıyoruz. İşte 1.09'u gördü maksimum yakın tarih olarak. 1.09'u gördükten sonra hani orayı bile zaten zorlanarak gördü de gördükten sonra da devamlı özellikle son 2 gündür ciddi şekilde baskı altında. Hani kafasını kaldıramıyor desek yeri var. Genel olarak tabii şey Euro'nun teknik açıdan görüntüsüne biraz sonra bakacağız, döneceğiz o mevzuya ama önemli olan şey yani burada bu söylemin atlanmış olması. Hani Merkel'in başka bir zaman bu söylem başka bir zaman olsaydı ben tahmin ediyorum Euro şu anda 1.08'lerden söylem gelmiş olsaydı. Yani hiç olmazsa 1.10'un üstünde 1.12, 1.13 seviyelerinde olabilirdik diye düşünüyorum. Çünkü bundan çok daha gereksiz söylemlere bile çok sert hareketlerle majör paraların tepkiler verdiğini gördük zaman içerisinde. Draghi'nin her 2 lafından birisinde 150 pip aşağıya, 150 pip yukarıya çıkıyordu da ki adamın söylediği bir şey yok. Yani o tarihlerde herkes hatırlıyor. Nedense her ne sebep bilmiyorum. Bilmiyorum derken daha doğrusu yani şu içinde bulunduğumuz duruma özel herhalde çok ciddiye almadı. Çok umursamadı Merkel'in söylediğini piyasa bu manada. Ama günü gelecektir. Bu zamanında söylenmişti. Ha, şimdi bir dakika gereğini yapmaya başladılar. Biz de ona göre aksiyon alalım diyeceklerdir bence. Bu kaçınılmaz bir şey. Bugüne özel durum şu. Bugüne özel derken bu döneme özel durum şu. Şimdi şeye bile bakıyorsunuz. Ekonomik takvime bakıyorsunuz. Amerika'nın verileri iyi geliyor. Dolar endeksi yükseliyor. Kötü geliyor. Bu sefer güvenli liman dolar diye dolar endeksi gene yükseliyor. Yani ne olsa dolar endeksi yükseliyor. Dolar endeksine yarıyor. Avrupa'nın verileri iyi geldiği zaman geçici bir şey hareket görüyoruz. Dolar endeksinde, Euro'da ya da sterlinde. Üstelik son zamanlardaki verileri karşılaştırdığınız zaman gerek işsizlik, gerek işte
gayri safi milli hasıladaki bozulma oranı, hatta birkaç ciddi başka işte çekirdek enflasyon konusundaki verilerde bile Avrupa verileri şaşırtıcı bir şekilde Amerika'dan çok daha iyi geliyordu. Yani şu son birkaç haftadan bahsediyorum. Amerika'dan daha iyi gelmesine rağmen dolar endeksi düşemedi bir türlü. Ama bunun ben kalıcı ve sürekli arz edecek bir durum olacağını düşünmüyorum. Daha önce de konuşmuştuk. Major para birimlerinin bir miktar aşağı yönlü hareket için bir miktar daha payı olabilir. İşte Euro dolar için bahsettiğimiz aşağıda neresi? 1.06 civarı. Evet. 1.06.30 diyor. Ufak tefek sarkmalar olursa 1.06 civarına kadar gelebilir. İşte sterlinde de yine konuşmuştuk. Burada 1.21.50 önemli bir destek. 1.21.50 aşağıya kırılırsa bugün zorlandı mesela Euro'da, sterlinde. Euro'da önemli bir desteğe gelmişti. Sterlin de önemli bir desteğe gelmişti. 1.21.50 test edildi sayılabilir. 1.21.64'e geldi. 1.21.50 kırılabilir mi? Kırılabilir. Aşağı doğru kırılabilirse birkaç grafikte paylaşmıştık zaman içerisinde. Aşağı doğru eğer bir hareketin devamı gelirse, sert bir hareketle karşılaşırsa bu düşüşün sonlanacağı yerler 3 aşağı 5 yukarı 1.20 olmalı. 1.20'nin altına gitmesini gerektirecek bir görüntü bence şu an için yok. Oluşabilir mi? Oluşabilir ama ya yani o işte son dakikada oluşacak bir hikaye değil. Yani bunun için şeyde daha kötümser senaryoların yaşanıyor olduğunu görmek lazım. Yani şimdi son günlerde çok dillendirilen bir ikinci dalga hikayesi var. Neyse yani kime ne faydası varsa şu an verelim. Bunları gerçekten anlamak mümkün değil de. Yani ben zaten bu şey olacağım diyor ki senin pozisyonlarına yaramadığı için sen kızıyorsun mu aslında diyor da ya belki de öyledir onu bilmiyorum ama ama yani gerçekten hani bunu söylerken şey gibi algılansın da istemiyorum. Yani ya ölen ölsün kalan sağlar bizimdir manasında söylemiyorum bunu ama bu mevzu gerçekten çok ciddi şekilde ve gereksiz şekilde büyütüldü. Hani bir kriz böyle yönetilmez. Yani bunun kriz aşamasına getirilmesi bile çok doğru değildi bana kalırsa. Burada hiç kimse ne Dünya Sağlık Örgütü ne işte ülke liderleri, hiçbir ülke lideri üstelik, hiçbir ülke lideri ciddi bir kriz yöneticiliği gösteremedi, göstermedi. Ya parasal destek bilmem ne o bu falan demiyorum. Yani herkes başına geleni çekti. Yani şunu herkes söyler. Kapanın evlere abi çıkmayın. Yani ne olacak? Kapandınız, çıkmadınız. Ne olacak? Ne oldu? Yani ömür boyu devlet size mi bakacak? Yani bu sadece Türkiye için söylemiyorum. Yani işte zengin ülke kimse onun için de söylüyorum. Yani çalışmayan bir ülke ne kadar zengin olursa olsun ne kadar bakabilir ki? Yani ne veriyormuş? Amerika 1.200 dolarlık çekler veriyor. Versin ne kadar verecek? Yani kaç ay verebilir? Kaç yıl verebilir? Ne olacak? Çıkmayın, evden çıkmayın demek çözüm değil ki. Yani hani şunu yaptık, şu şekilde çözdük. İşte vardiyalı çalıştık, şöyle çalıştık, böyle çalıştık. Dense anlayacağız. Yani ama öyle değil. Yani burada şey, kapanın çıkmayın. Ne olacak? Çıktığın zaman hasta olacaksın. Yani bu kadar basit değil mi yani bu? Çıktığın zaman hasta olacaksın işte. O zaman ikinci dalganın bence gelmesi, ya ben o konuda otorite değilim. Yani şey değilim ama otorite olmayan birçok insan konuştuğuna göre herhalde biz de bu konuda konuşabiliriz. Yani şeyler, doktorlar nasıl olsa finans konusunda çıkmayın abi falan diyor ya. Yani işin finansal tarafı ne olacak arkadaş dediğinde ama ben ona bakmam. Yani neye bakacaksın? Adam nasıl yaşayacak? Yani yaşamak için para lazım. Para için çalışmak lazım. Yani 3-5 kişinin, 50 kişinin, 100 kişinin, 500 kişinin ya da ülkenin yarısının ya da tamamının fark etmez. Ya da tamamının şu anda ekonomik koşullarının yeterli olması yeter mi? Bugün yeterli olsa yarın yetmeyecek. Bu para bitmeyecek mi yani? Hani kime ne, kimden ne satın almaya başlayacaksın bu sefer? Olmayacak ki. Saçma bir şekilde gelişti bu mevzu. Kimse üstüne sorumluluk almak istemedi.
Aman bir kişi dahi ölürse benden bilirler. Gerek yok. Kapanın eve diyelim. Mevzu bitsin. En doğru şekilde atlatalım. Kim ne yapıyorsa biz de onu yapalım şekliyle idare edildi. Başta zaten Dünya Sağlık Örgütü saçmaladı. Hani zaten bir birliğin başında dünya varsa o birlik zaten saçmalamaya mahkum bir işte Birleşmiş Milletler bunun başında dünya yok ama hani dünyanın oluşturduğu adının içinde dünya geçen ya da kavramın içinde dünya geçen saçmalamaya mahkumdur. İşte doğru düzgün iş yaptığını şimdiye kadar görmedik. Birleşmiş Milletler'in doğru düzgün iş yaptığını gören var mı? Yok yani. Mevzumuz o değil de oraya taşıyoruz. Neyse işte yani şey kötü yönetildi. Kötü de devam ediyor açıkçası. Bu işin doğru yapanları vardı. Onlar da finansal aktörlerdi. Ekonomik aktörlerdi. Onlar işleri daha doğru yaptılar. Özellikle Fed, özellikle Avrupa finansal açıdan doğru adımlar attı. Yoksa bu 3-5 tane beceriksiz yöneticinin getirdiği bu noktaya çok daha kötü yerlere gidebilirdi. Bütün dünya eve kapanmış, bütün dünya çalışmıyor. Yani böyle bir şey iyi bile taşındı. Bunun sonunda bile baktığınız zaman işte hani Nasdaq hala 8.900 tarihi zirvesinin 10.000 olduğunu düşünürseniz Nasdaq buna rağmen 8.900 işte Dow Jones 23.200, 23.100 seviyede. Yani şimdi adamlar daha ne yapsın? Hani şimdi böyle de bir gerçek var. 2 ay, 3 ay işte Çin'de Aralık Ocak ayında fark edildi. Bizde ilk vaka Mart'tı yanılmıyorsam. İşte bizde daha geç olmasına rağmen şeydi. Daha geç oldu ama bu olay farkındalığı vardı yani olay bize de gelecekti. Ona rağmen işte borsalar hala çok da kötü şeyde değil. Birkaç soru geliyor. Bunları cevaplayacağız arkadaşlar. Aklınıza gelen sorular bu konularla ilgili olur ya da başka konularla ilgili olur. Önemli değil. Konu içeriği çok önemli değil. Mantıklı her soruyu cevaplamaya çalışacağız. Son 15-20 dakika diye öyle diyoruz hep de mevzu biraz uzuyor. Önemli değil. Sabredebilen arkadaşlar kalıyor nasıl olsa. Siz soruları şimdiden atın. Aklınıza gelen soruları. Webinarın sonlarına doğru bakalım tekrar. Evet. Nerede kalmıştık? ABD'de negatif faiz felaket yaratır. Bence öyle. ABD'de negatif faiz çok ciddi sıkıntılar yaratır. Yani bu ülke liderlerinin enteresan bir tutumu var. Trump bunlardan birisi. Bizde de zaman zaman bu oluyor. Faize karşı çok ciddi bir antipati var. Yani evet tabii faiz çok istenilen, çok beklenilen, çok olması gereken bir şey, şart olmazsa olmaz bir şeydir demiyorum ama faiz gerçekten çok önemli bir silah ülke için. Türkiye'nin mesela son günlerde yaşadığı çok ciddi bir döviz kuru sıkıntısı var. Rezerv sıkıntısı da zincirleme gidiyor. Hatta bir kısır döngü oluşturmuş. O onu tetikliyor, o onu tetikliyor falan. Yani bunun bilinen çok basit bir çözümü var. Faiz tercih edilmedi. Ama öbür taraftan yani faizin zararı ne? Yani yüksek faiz vermeye başlarsanız yani ya da daha doğrusu yüksek faiz verirseniz maliyetleriniz artar. Mesele bu. Ama öbür tarafta hani burada maliyetiniz artmıyor, yüksek faiz vermiyorsunuz ama öbür tarafta maliyetiniz sabit kalıyor gibi bir durum yok ki. Şimdi siz atıyorum yani öyleydi de öyle olmadı demek için söylemiyorum. Sadece örnek olsun diye söylüyorum. Eğer yüksek faizi kısmen tabii böyle sınırsız hesapsız kitapsız bir faizden bahsetmiyoruz. Kısmen işte 1-1,5 puanlık bir faiz dizginiyle siz dolar kurunu 6,5'ta tutabilecekken 1-1,5'luk faiz uğruna 7'ye 7,5'a taşıyorsanız bu da çok ciddi bir maliyet değil mi? Üstelik bu maliyetin bütün halka yayılmasına sebep oluyorsunuz ki bu halkın genel olarak fakirleşmesiyle ilgili bir durum olur.
Ama öbür taraftan mesela Amerika'daki mevzu böyle değil. Amerika'da orada hem yatırımların hem finansal dengenin bir arada tutulması açısından ideal enflasyonun %2 ideal faizinde bunun yarım ya da bir puan üstünde olması düşünülür. Yani %2 enflasyon, %2,5, %3 civarında da politika faizi. Bunlar ülkeler için tercih edilen şeyler olduğunu görüyoruz son dönemlerde. Doğrusunun bu olduğunu artık onlar da kabul etti. Çünkü eskiden 0-0 gibi kabul edilirdi ki bunun doğru olmadığı görüldü. Çünkü özellikle 0 ya da 0'ın altındaki faizin yatırımcıyı iki büyük problemi var. Birincisi yatırımcıyı mevduattan soğutuyor. Ki yani mevduat yapmıyor, başka bir yere götürüyor. Bu da sermaye birikimiyle ilgili ciddi ülkesel açıdan sermaye birikimiyle ilgili ciddi sıkıntılar yaratıyor. Dolayısıyla bu bankacılık sektörünü çok ciddi yaralıyor. İkinci sıkıntı da şu, harcama alışkanlığı bozuluyor. Yani hele işte Japonya'daki gibi negatif enflasyon getirmeye başlarsanız ya da sıfır enflasyon, sıfır faiz olmaya başlarsa mevzu şuna dönüyor. Adamın bir ihtiyacı var. Ne alacak? Araba alacak. Ya çok önemli değil. İşte bugün yani negatif enflasyon şunu gerektirmez mi? Bugün 10 bin dolarsa 2 sene sonra 9.800 dolar. Yani nasıl olsa her gittikçe her geçen süre de bu alacağı şey ucuzluyor. Ufak ya da büyük ucuzluyor. İşte bugün almayayım, yarın alayım filan. Harcamaların ertelenmesine sebep olur ki bu piyasa açısından çok istenilen şeyler değil. Özellikle Amerika gibi işte Japonya gibi Japonya'nın başının belası bu mevzu zaten. Negatif enflasyondan bir türlü kurtulamadı. Yani ticareti ve üreticiyi doyurabilmeniz için, ticareti döndürebilmeniz için, sanayicinin para kazanabilmesi için, bir de büyük nüfuslu tüketim toplumlarında bunlar çok ciddi sıkıntı yaratır. Yani büyük ülkelerin büyük sanayileri olur, büyük ülkelerin büyük üreticileri olur, büyük ülkelerin büyük teknolojileri olur. Yani nüfus açısından söylüyorum. Çünkü iç pazarda yayılmak yurt dışına, kendisine göre yurt dışında yayılmaktan çok daha kolaydır. Bunu kullandıramaz hale gelirseniz sıkıntı yaşarsınız. Mesela Hindistan'ın yaşadığı gibi bir sıkıntı. Çin yıllarca bunu beceremedi ama son özellikle son 10-15 yıldır 2000'li yılların başından itibaren oldukça iyi kullanıyor. Ama Amerika bunu eskiden beri çok iyi kullanıyor. Yani sadece bu değil, başka sebepleri de var mutlaka ama neticede yani enflasyonun sıfır olması, faizlerin sıfır olması istenilen, tercih edilen ve beklenilen çözümler değil, beklenilen şeyler değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi majör paritelerde bizim beklediğimiz hareketlere gelirsek dediğim gibi benim genel olarak borsalarda da şeyde de majör paritelerde de daha önce de söylemiştim bir süre daha ciddi bir süre daha belki biraz aşağıya baskılı özellikle borsalarda ama genel olarak böyle geniş bir yatay bant hareketi yapacağını düşünüyorum. Şimdi bu yorum yaptığımda da şey aklıma geliyor. Dündü galiba ismini vermeyeyim de Türkiye'de yerli bir yatırım firması aracı kurumun genel müdür yardımcısı bugün Mert'le konuşuyor. Piyasanın geneli hakkında yani yorum yapıyor, konuşuyor derken piyasa analizi yapıyor. Hani bağlanıyorlar ya orada. Piyasanın geneli hakkında ne düşünüyorsunuz diyorlar beyefendi. Beyefendi de diyor ki büyük ölçüde diyor yatay ya da yukarı yönlü bir hareket bekliyorum diyor. Ama bunlar olmazsa aşağı yönlü de olabilir diyor. Adam çok net bir cevap verdi yani hiç ıskalama şansı yok. O aklıma geliyor. Öyle değil. Yani benim söylemek istediğim geçen sefer de anlatmıştım. Euro dolarda şu bant hareketinin ben bir miktar daha bozulmayacağını düşünüyorum.
bozulursa da yukarı yönlü hareketle bozulabileceğini düşünüyorum. Aşağı yönlü hareketlerin sadece kısa süreli ihlaller, kısa süreliden kasıtlı birkaç günlük ihlaller olabilir. Ama kısa süreli ihlaller şeklinde kalacağını düşünüyorum. Yani hani Euro'da böyle çok korkunç rakam var. Sterlin'de öyle aşağı yönlü geçen ayın 1,5 ay önce ki kopmada petrolün de koptuğu günlerde Sterlin'de 1,14'lü gördüğü gibi bir hareket yapmadı Euro. O günlerde şurayı görmüştü işte 20 Mart'mış evet. 20 Mart'ta direndi ve 1,06'da kaldı. 1,06-21 falan gördü. Bu seviye Euro'nun alışık olmadığı seviyeler değil açıkçası. Euro bu seviyeleri daha önce de gördü. Bundan sonra da görebilir. Dolayısıyla evet çok ciddi bir satışıydı. Önce çıktı sonra çok ciddi bir satışıydı. Her şeyin satıldığı bir dönemde o hatırlıyorsanız. Altın bile satışıyordu. Euro da satışıydı ama Euro diğerlerine göre çok aslında bence kendinden beklenmedik seviyede satışa karşı direndi. Çok da marjinal bir seviye görmedi. O esnada bunu beceremedi açıkçası. Sterlin bunu beceremedi. Sterlin biraz daha zayıf düştü satışa karşı. Satışta da 1,14 civarını gördü. Çok sert baskı yedi o günlerde. Ondan sonra tekrar hızlı bir şekilde toparladı. Ve burada da şimdi aşağı yönlü ufak baskılarla derken daha çok kısmen aşağı yönlü ama genel olarak Sterlin'de de bir yatay bant hareketi görüyoruz. Dediğim gibi ben aşağı yönlü baskının hani devam etse 1,21-50 kırılır mı orayı takip etmek lazım. Daha sonra da 1,20 civarında bu baskının tıkanması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Eğer biraz önce onu söylüyorduk zaten mevzuyu başka yerlere döndürdük. Şayet ben beklemiyorum. Çünkü hani ortada bir bağışıklık sistemi denen bir şey varsa zaten bulaşana bulaştı, bulaşmayana da ya da atlatana zaten atlattı gibi bir durum var. İşte ikinci dalga, üçüncü dalgadan falan bahsediliyor. Şayet yanılıyorsak böyle ikinci bir dalga falan gelecekse o zaman işin rengi değişebilir tabii ama hani matematiksel ülke nüfuslarına, yaşanılan şeylere, durumlara falan baktığınızda yani hani İtalya'da şimdi nasıl bir ikinci dalga olabilir ki? Yani adamlar da hani o güne kadar bulaşmadıysa bir daha zaten bulaşmaz. Bulaştıysa zaten bu adam atlatmıştır. Herkesin neredeyse her mahallede 3-5 kişinin öldüğü söylenen bir senaryoda ya da öyle değildi, bize öyle söylendi. Yani durum bizim televizyondan gördüğümüz gibi ise zaten bulaşana bulaştı demektir. Yani bu hani ülkelerde işte New York'ta Amerika'da neresi kötü? En çok New York kötü. Yani işte orada da aynı şey. Yani hastaneleri dolduracak kadar işte hasta sayısı işte bilmem ne kadar günde ilk günler çok daha yüksekti. Şimdi 1500 rakamlara hatta biraz daha altına düştü. Şimdi yani günde 1500 kişi ölecek kadar bulaşmışsa ülkede 200 binin üstünde 300 binin üstünde insana bulaşmışsa ya hasta olarak görmüşseniz söylenen o ki işte yani sizin tespit ettiğiniz rakamın en az 10 katı kadar da dışarıda tespit edemediğiniz hafif atlatan, hafif geçiren taşıyıcı vardır deniyorsa şimdi artık yani ya adam bulaştı, atlattı ya da o kadar iyi korunuyor ki bir daha bulaşma şansı yok. Yani dolayısıyla bence çok şimdiye kadar yaşadıklarımızdan çok daha sert böyle bir dalgalanma olacağını sanmıyorum. Evet, mesela yani bizdeki bayram dönemleri gibi insani hareketlerin çok yoğun geçtiği dönemlerde belki işte o ekranda gördüğünüz azalan sayı belki kısmen artabilir ama ondan ibaret kalır diye düşünüyorum. Zaten uluslararası piyasalarında
bizim gibi ülkelere bak çok fazla baktığı yok. Yani işte 3-5 genel piyasa açısından baktığımızda 3-5 ayrı noktada gözleri var. Bunların en önemlisi de Amerika. Majör paritelerde genel olarak durum böyle olsa da büyük borsalarda da işte Nasdaq grafiği, Nasdaq'ta da ben 3 aşağı 5 yukarı böyle olacağını düşünüyorum. Yani belki küçük aşağı baskılı, işte şu geçen sefer çizdiğimiz bu çok ciddi geniş bir bant var burada ama bu bandın dışına yani aşağıyı da yani o panik satışlarıyla gelen 6600 bölgesini de aşağıya doğru çok fazla kırılma ihtimalini görmüyorum açıkçası. Hani daha doğrusu aslında şöyle sıkışan gittikçe zaman içerisinde sıkışan sanki bunu bir şeye dayanarak söylemiyorum. Sadece bu şey çünkü iki taraf için de önemli sebepler var. Aşağıya düşmesi için de önemli sebepler var. Şirket plançoları bozuluyor. Nasdaq üzerinde söylemiyorum. Genel olarak borsalar açısından söylüyorum. Şunu kaldıralım. Örneğin yani şöyle bir hareket işte buradan kabaca anlatmak için söylüyorum. Şöyle bir üçgen içerisinde gittikçe sıkışan bir hareket içerisine girmesi mesela çok da bu kadar sert olmamalı tabii. Şöyle bir daralan bir hareket içerisinde olması bana çok mantıklı geliyor mesela. Aşağıya düşmesine sebepleri var. Şirket bilançoları sadece Amerika'da değil, bütün dünyada çok ciddi şekilde bozuluyor ve bozulmaya devam edecek. Yukarı yönlü hareket içinde sebep var. Yani düştükçe çıkması için de sebep var. Bu bozulan bilançolar alım fırsatı yarattığı için insanlar buradan hani evet ciddi bir yara aldı ama bu yara atlatılamaz bir yara değil. Yani bir ticari faaliyetten kaynaklı, bir ticari hatadan kaynaklı, bir ticari eksiklikten kaynaklı ya da ülkenin genel bir finansal bozukluğundan kaynaklı, makroekonomik dengelerinin bozulmasından kaynaklı yönetimsel bir bozulma olmadığı için halkın alışkanlıkları yerine oturduğu zaman oturmaya devam ettiği süreç içerisinde bu şirketlerin bilançoları tekrar eski seviyelere gelecektir. Belki daha uzun vadede gelecektir. Belki ciddi bir süre alacaktır. Ama en nihayetinde bu bilançoları daha önce yaratan şirketler bundan sonra da yaratıp pekala yaratabilir. Ben böyle görüyorum. Bu da borsaların aşağı yönlü hareketlerinde alım getirebilecek faktörler. Dolayısıyla belki dediğim gibi işin özünde belki biraz sıkışan, belki biraz aşağı yönlü. Hani aşağı doğru bir üçgen, şöyle bir üçgen, daralan bir alan içerisinde hareket eden bir üçgenle. En azından yıl sonuna kadar ya da bir yıl işte bu civarda ortalama bir yıl civarında bu şekilde devam edeceğini. Çünkü bir kere şunu inkar etmemek lazım. Rakamların yerine oturduğunu varsaysak bile insanların bir takım şeylerin hani geçici olabileceği tedirginliğini yaşaması açısından şey yapmayabilirler. Yani bu rakamlara inanmak istemeyebilirler ya da bu rakamların kendini koruduğunu, stabil olduğuna inanmak isterler. Bir müddet bu rakamların böyle devam etmesini isterler, görmek isterler. Yani yatırım açısından bunlar önemli süreçlerdir. Bozuluncaya kadar belki öyle olmaz ama bozulduktan sonra artık hani bir günde bozarsınız da finansal yapıyı, ondan sonra bir yılda zor düzeltirsiniz. Sebebi bu. İşte yatırımcı görmek ister. Bozulan yapı acaba ne zaman yerine gelecek? Hadi yerine geldi, ne kadar kendini koruyabilecek? Hadi şu kadar işte bir ay korudu, acaba ikinci ay koruyacak mı gibi. Çok doğal olarak finansal yatırımcı, büyük ya da küçük fark etmez, kafasında tereddütlerle şey yapar. Yani karar verdiği zaman
daha doğrusu karar verme aşamasında hani neye yatırım yapmak istiyorsa onun kötü tarafını da incelemek zorundadır ve o kötü tarafını incelediği zaman bugünlerde özellikle masaya oldukça ciddi bir malzeme koyulabiliyor. Dolayısıyla bunların tek tek ekarte edilmesi, tek tek masadan kalkması da öyle 3 günde 5 günde olmayacak. Yani ferdi olarak şirketin bilançosu düzelebilir. Ferdi olarak borsanın birinde çok ciddi, işte o ülkenin Merkez Bankası çok ciddi bir destek sağlar. O zaman çok iyi bir iyimserlik yoluna girer. Ferdi özel hareketler görebiliriz ama genel olarak bir süreç alacaktır. Hem para bilimlerinde. Para bilimlerinin ben biraz daha erken uyanacağını düşünüyorum açıkçası. Özellikle euro dolar ve sterlin dolar da yıl sonuna kadar bu tür baskının devam edebileceğini ben düşünmüyorum. Kısa süreli bir baskı altında olduğumuzu düşünüyorum. Hatta bundan 3 ay 4 ay önce bu euro dolarla ilgili mesela yani mantığını anlatmak için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. 3 ay 4 ay önce sorulsaydı bu yatay bant, yataya yakın düşen kanal ne kadar daha devam edebilir diye ben 2 yıl daha devam edebilir diyebilirdim. Ama ben şimdi bu sürenin kısaldığını düşünüyorum açıkçası. Yukarı yönlü kırılması açısından kısaldığını düşünüyorum. Şimdi bu kadar baskıya rağmen, Euro dolar için söylüyorum, bu kadar baskıya rağmen kanalın alt bandını bile görmekte zorlanan bir paritede bakın. Mesela işte şuradan itibaren şu şeyin sağ tarafı salgın günlerinin şurası hatta bölgesiydi galiba. Salgın günlerinin ciddiye alındığı paritenin sağ tarafı. Şimdi biz o esnada 1.14'leri falan gördük. Yani hani salgın denen şey Çin'de dahi olsa varken biz o dönemde gördük bunları. Alt bandını bir kere gördük. O işte 20 Mart günü 10 Mart olmuş. 10 Mart 20 Mart. 20 Mart. Evet. 20 Mart günü bir kere gördü ve aşağı yönlü hareketi görmeyecek diye söylemiyorum. Aşağı yönlü hareketi çok müsait, çok büyük ihtimalle bu kanalın alt bandını görme olasılığı çok yüksek. Ama şu ana kadar geçen süreyi incelediğimizde kanalın üst bandını çok daha fazla gördük. Kanalın üst bandını 3 kere test etti ama alt bandını bir kere test etti mesela. Yani evet aşağı yönlü bir baskı şu anda da hissediliyor. Euro dolar için de söylüyorum ama bence bu taşlar yerine oturmaya başladığından itibaren Euro dolar eskisine göre sanki biraz daha güçlü hareket edecek. Çünkü bu esnada bu salgın süreci boyunca webinarın başında da söyledik ya yani ne olduysa dolara yaradı. Veri iyi geldi dolara yaradı, kötü geldi dolara yaradı. Merkez bankaları destek gösterdi dolara yaradı, göstermedi dolara yaradı. Avrupa Merkez Bankası işte faiz indirdi dolara yaradı. Amerika Merkez Bankası faiz indirdi dolara yaradı. Yani öyle bir şeye döndü ki hani her türlü büyük atraksiyon iyi ya da kötü her türlü büyük haber iyi ya da kötü olması önemli değil. Hepsi neredeyse dolara yaradı. Ama iş daha normalleşmeye dönmeye başladığı zaman bu şeyden bu mantaliteden ne olursa dolara saldır, ne olursa dolara saldır mantığından çıktığı anda bence en azından geçici bir süre bile olsa bu majör paritelerde kaydı değer bir değerlenme ben şahsen bekliyorum. Ne olabilir bu kaydı değer değerlenme? Böyle çok uçuk kaçık rakamlar değil kastettiğim. Yani hiç olmazsa euro dolarda bir 1.14, 1.14.50 civarı. Sterlinde de en azından işte gördüğümüz yakın zamanda gördüğümüz 1.30 hatta belki 1.30'un biraz üstü 1.35'ler olabilir mi bilmiyorum ama ya yani en azından oraları şimdilik ben yani şu an için söylemiyorum. Olaylar yaşam şekli, yaşam tarzı, finansal yapı bunlar yavaş yavaş yerine oturmaya başladığı zaman bu hareketlerin
daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Borsaların bana göre majör paritelere göre biraz daha dezavantajlı olduğunu düşünüyorum. Borsaların başka gerçekleri var çünkü. Evet, yani borsada yaratılan kaynak çok önemli ama işin temeli ve esası borsada çalışan şirketlerin para kazanması olduğuna göre bunların da mevzu biraz daha para birimlerine göre uzak, daha uzun sürecek diye düşünüyorum açıkçası. Çok kısaca, belki bugünün konusu değil ama hani şeylerde, arkadaşlarda da soranlar içerisinde de var ya da sorunun içerisinde cevap vereceğiz. Kısaca şunu söyleyelim. O zaman egzotik paralara baktığımız zaman da egzotik paralarda da önce sert bir değer kaybından sonra, yani doların güçlenmesinden sonra, bu önce Güney Afrika randında oldu. Sonra TL'de kendi iş dengelerinden dolayı önce biraz pozitif ayrışmıştık Güney Afrika randında. Hatta diğer gelişen ülke paralarına göre. Sonradan onları da geçerek daha sert bir hareketle değer kaybı yaşadı. Güney Afrika randı sanki bizden böyle 10-15 gün daha önde gidiyor gibi görünüyor. Grafiksel olarak da peşinden de neredeyse aynı görüntüyle biz geliyoruz. İşte önce bir yükseliş, sonra bir düzeltme hareketi. İşte sonra da işte belli bir miktarda ama yukarıda kalma kaydıyla, yani işte borsalardaki ya da majör paritelerdeki gibi kısmen aşağıya basma şeklinde değil. Yani oradaki risk buradaki değer kaybına eşit gibi düşünülmeli. Burada da yukarı yönlü, yani daha olumsuza doğru ama yatay. Yani çok şey, küçük eğimli, belki yukarıya bir hareket görüntüsü var. Dolar TL'deki hareket şu özellikle son günlerde olan işte 7.20'yi, 7.20'nin üstünü gördükten sonra, 7.25'leri gördükten sonra 6.95'in önemli bir destek olduğunu söylemiştik. 6.95'i test ediyoruz. 6.95 bölgesindeyiz şu anda. Bu bölgenin kırılıp kırılmaması önemli. Bunu izlemek lazım. Ben geçenlerde şeyde de yazmıştım. Ben çok altyapısı gerekçeleri olan bir sebeple aşağı yönlü hareketler olabilir mi? Olabilir ama bunun bir ihlal olarak kalacağını ve aşağıdan sert alımların geleceğini düşünüyorum demiştim. Hala da o fikirdeyim. Bu hareket bir verdiğini geri alma hareketi asla değil. Bu hareket standart bir düzeltme hareketi. Nereye kadar düzeltir? Beraberce takip edeceğiz. Elbette bazı fikirlerimiz var ama şimdi hani dolar TL'de işlem yapan arkadaşlara çok böyle seviye tahminini de vermek özellikle Forex piyasasında çok sıkıntılı olabiliyor. Onun için seviye tahmininden ziyade önemli bölgeleri söylemek lazım. Burada 6.95 bölgesi önemli bölge. İşin dibi de şurası arkadaşlar. Yani aslında onu söyleyebiliriz. Hani her şey yan yana gelse, eskiden arka bahçede petrol bunu satıyorduk. Şimdi o da olmuyor çünkü petrol 8 dolar 9 dolar civarında, işte 9 dolar 50 sent. Yani petrol bulsanız da bir işe yaramayacak. Ama arka bahçenizde altın madeni bulsanız gidebileceği dolar TL'nin aşağı yönlü yapabileceği hareketin sınırları 6.40 civarında görünüyor. Bu teknik manada görüyoruz bunu. 6.40'ın altı teknik olarak çok mümkün görünmüyor. Hele bugünkü şartları düşündüğünüzde genel olarak global piyasalar açısından ve bizim ülkenin içinde bulunduğu durum açısından baktığınızda da zaten hiç mümkün görünmüyor. Yani 6.40'ın altı. Özetle şunu söyleyebiliriz. Yani aslında grafik, hani dolar işin baş tarafında paritenin sol bacağında olduğu için aynı şey. Sterlin ve Euro'daki kısmi değer kaybı aynı şekilde gelişen ülke paralarında da hissediliyor. Önceleri çok sert hissedildi. Kayıbın olduğu bölgelerde yataya bağladı. Euro ve iş bundan biraz farklı ilerliyor. İlerleyen günlerde daha da farklı ilerleyecek muhtemelen. Ama
Aynı nasıl borsanın işte bu kötümser havadan kurtulması, borsaların diyelim, kötümser havalardan kurtulması ciddi bir vakit alacak diye düşünüyorsak, aynı şeyi ben gelişen ülke paralarında da düşünüyorum. Yani o da ciddi bir vakit alacak düzelmesi. Yani düzelmesinden kasıt zaten işte üstünüzde enflasyon taşıyorsanız ülke olarak, zaten işte 5'ten çıktıysanız, dolar TL için söylüyorum mesela, 5 5,5'tan başladıysa hareket, 7,5'ü gördüyseniz ya da 7,25'i gördüyseniz tekrar zaten 5 5,5'ü görmeniz diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü ciddi bir enflasyon taşıyorsunuz. Yani en azından işin durulması diye. Nerede sakinleşeceksek, sakinleştiğimiz bölge için biraz daha vakit var. Özellikle bizim için biraz daha vakit var. Şu anda şu görüntü sakinleşme görüntüsü değil bana kalırsa. Yani ne teknik olarak böyle bir sakinleşme görüntüsü, ne de olayın şeyi, çok basit bir hareket. İşte şurada şeyi çizebiliriz. Yani baktığımızda bu geri çekilmiyor. Daha bakın, birinci düzeltme Fibo 1'e bir de 23 at. 23'ü bir de şey, birinci düzeltme bölgesine bile gelmedik. Yani daha bunun ikincisi var, üçüncüsü var. Özellikle Fibo 50 seviyesi var. Fibo 50 seviyesi aynı zamanda biraz önce söylediğim, hani şöyle bir düşüş olabilirse, iyimser hareket için söylüyoruz tabii. Aynı yerlere geliyor Fibo 50 seviyesi de. Hem Fibo 50'yi aşağıya kırması hem bu kanalı aşağıya kırması çok büyük bir iyimserlik olur. Ben çok şey yapmıyorum. Yani o taraflarda öyle gelişeceğini düşünmüyorum olayı. Şuna televizyon çıktı, ben öyle hissediyorum diyen arkadaşlar var. Ama o aynı arkadaşlar daha önce Dolar TL 3,65 hareketinden sonra 7'ye doğru yoğururken 4,5 civarında da ben 1,5 hissediyorum falan diyordu da, öyle olmadı maalesef. Keşke öyle olsaydı. Neticede bizim ülkemizin parası. Söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Soruları geçelim. Ferhat sormuş. Hocam, Dolar TL'de haftaya 6,95 altında kapatırsa desteği kırmış sayılır mı? Desteği kırmış sayılmaz. 6,95'in altında, yani bir kuruşluk, iki kuruşluk hareketler, bir günlük hareketler kırma sayılmaz. Burası önemli bir şey bölgesi. Haftalık grafikte çizilmiş bir destek bölgesi. Yani majör parada, şey, majör grafikte buradan baktığınız zaman da kırılmış gibi görüyor ama öyle değil tabii, yani mevzu. Yani burada bir günlük, iki günlük sarkmalar olabilir. Öyle destek kırılması, bu manada bir destekten bahsediyorsak, destek kırılması, 6,95'ten 6,94'e inmesi, 6,93'e inmesi falan, bunlar destek kırılması manasına gelmez. Hani destek kırıldığı zaman kendini belli eder. Zaten emin olun. Böyle değil. Yani hani bu zaten, bu Forex meselesinde ya da grafik analiz meselesinde anlatmakta en çok zorlandığımız şeylerden birisi o. Yani şimdi kırıldı mı? Yok, kırılmadı. Birazdan şimdi kırıldı mı? Hayır, daha henüz kırılmadı. Yani bunun çizgisine, yani yok öyle bir çizgi tabii. Şimdi hani, ama şeyiniz büyüdükçe, grafik zaman diliminiz büyüdükçe biraz daha toleranslı olarak bakmanız lazım. Şimdi bu günlük, haftalık grafikten bakıyorsanız, burada hiç olmazsa 3-5 günlük bir mum kapatmasını, bu çizgiden belli bir mesafenin altında en azından bir sonraki desteğe kadar gelmesini beklersiniz. Yani bir sonraki destek bölgesi, yukarı çıkarken direnç olarak yarattığı bölge ise işte en azından işte 6,80 bölgesine kadar inmesini ve burada birkaç gün oyalanmasını beklersiniz. Destek kırılması budur. Yani saatlikte baktığınız zaman, saatlikte çizdiğiniz trendin kırılması başka bir şey. Günlük ya da haftalık grafikte çizdiğiniz zaman başka bir şeydir. Bunları birbirinden doğru ayırt edebilmek lazım. Merkez Bankası Japonya ve Çin'le swap anlaşması yapmak için görüşüyor mu? Bu konuda bir bilginiz var mı? Anlaşma olursa düşüş sürer mi? Anlaşma olursa düşüş sürebilir tabii. Yani şeyle ilgili, anlaşmanın miktarına bağlı ama bu yeni bir haber değil Ferhat. Bu, yani
Benim hatırladığım zaten bir hafta 10 günlük işte biz IMF'ye gitmeyiz dedikten sonra gündeme gelen Japonya ve Çin'le görüşüyoruz. Ya şimdi görüşüyorsun da ne görüşüyorsun? Yani ne görüşülecek ki? Hani zaten mevzu basit. Senle swap anlaşması yapalım mı? Yapmayalım kardeş. Tamam bitti yani zaten mevzu. Yani nasıl olacak ki başka? Hani kredi alıyorsan kredinin şartları görüşülür de swap anlaşması böyledir zaten. Ben sana vereyim, sen bana faiz ver, sen bana ver, ben sana faiz vereyim şeklindedir. Yapalım mı, yapmayalım mı? Evet ya da hayır şeklindedir. Yani swap anlaşması üstünde mevzu bu kadar uzamaz ki. Swap anlaşmasının şartı şurtu yoktur. Yani belli faizler var. İki tane ortada para var. Sen paranı ona veriyorsun, o paranı sana veriyor. Mevzu bu kadar basit. Öbürü kredi. Yani kredinin şartları olabilir. Yani işte ben sana para vereyim, sen bana Amerikan bonosu ver, tahvil ver, şunu ver, bunu ver, altın ver, bilmem ne ver falan denilebilir. Ama mevzu bakın swap anlaşmasıysa yapalım mı yapalım ya da yapalım mı yapmayalım bitti. Yani görüşme bu kadardır. Hani swap anlaşmasıyla ilgili görüşme 20 gün sürmez. Ben o tarafı çok olası görmüyorum. Yani şeyle Çin'le Japonya ile falan 15 gündür swap anlaşmasının nesini konuşuyorsunuz kardeşim? Yani konuşulacak bir mevzu, bu kadar uzayacak bir mevzu değil ki bu. Yani yapıyorsan yaparsın, yapmıyorsan yapmazsın. Güvercinle mi haberleşiyoruz arkadaş yani? Bir başka soruya bakıyorum. Hep 4 saatlik ya da bir günlük bakıyorsunuz. 5 dakika, 1 dakika, 15 dakikada yorumlarınızı bekliyoruz. Yok, 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 o benim işim değil. 5 dakikalık, 1 dakika, 1 dakikalık grafiğe bakmak diye bir şey mi var ya? Yunus, ben bilmiyorum yani varsa da o scalpçı arkadaşlardan olabilir de ben onlardan değilim. Yani bakalım bakalım desem bile ben onun ne manaya geldiğini çıkartamam yani şimdi. Hani şöyle bir dakikalık grafiğe baktığınızda ne çıkar ki bilmiyorum. Ben burada özellikle büyük zaman dilimlerinde bakmam. Hani ben H4, D1 yani 4 saatlik ya da günlük ya da hatta haftalık hani ekranda daha net anlatabilmek için. Yoksa benim genel olarak ekranımda şey saatlik grafik durur. Hani göz alışkanlığı açısından söylüyorum sadece. Yani bir faydası olduğu için değil yani ekstra bir faydası var mıdır yok mudur onu bilmiyorum ama bu grafikler daha çok göz alışkanlığıyla ilgilidir. Benim ekranımda genelde bir saatlik grafik durur ama yani şimdi bir saatlik grafik bir de şöyle bir şey. Neye bakıyorsanız derseniz evet bir saatlik, 4 saatlik, günlük bunlara bakarım. Gerektiğinde haftalığa da bakarım ama ben 15 dakikalık, 5 dakikalık, 1 dakikalık grafiğe bakmam. Oradan nasıl bir sonuç çıkar onu da bilmem açıkçası. Yani hani şimdi bu şeyin mesela bu euro doların şeyi nedir? Günlük grafiği. Şimdi buradan baktığınız zaman bir şey çıkıyor ortaya da yani hani ben şey yadırgadığım için söylemiyorum. Ben beceremediğimi anlatmak için söylüyorum. Hani buradan biraz da sıkıştırdığınız zaman işte şöyle bir şey çıkıyor işte yani bir rota görüyorsunuz burada. 3 aşağı 5 yukarı şu kanalın içerisinde hareket ediyor diyebiliyorsunuz. Ama ben bunu 15 dakikaya aldığım zaman böyle dar bir pencerede şey yapamam. Bana biraz daha şey gibi geliyor. Yani böyle hani daraltılmış bir şey. Sağını görmüyorsun, solunu görmüyorsun. Sadece sana gösterilen şeyi görüyorsun. Ya bundan da 15 dakikalıktan ya da dakikalıktan ya da 5 dakikalıktan sonuçlar çıkartıp orada da güzel işlem yapan arkadaşlar vardır mutlaka ama ben o grupta değilim. Yani o benim işim değil. Ama dediğim gibi genel olarak ben hani ekranımda böyle çok büyük grafikler, büyük zamanlı grafikler durmaz. Genel olarak saatlik grafik durur. Hani ama işin öbür tarafı maalesef benlik değil. Yani yanıltmış olurum. Oradan bir şey söylemek doğru olmaz. Yani şey diye. EuroJP'ye rica etsem. Yunus Bey anlık al sat için demiş. Doğru doğru anlıyorum biliyorum. Yani ne için sorduğunuzu da biliyorum. Ben de onu söylemeye çalıştım zaten. Yani anlık al sat benim işim değil. Yani ben o işi beceremiyorum. Hani şey edasında söylemiyorum bunu. Yani böyle ben biliyorum ama bunu yapmıyorum. Şunları yapıyorum arkadaş falan muhabbeti için söylemiyorum. Yani öyle bir kasma durumum yok. Yani şey değil. Benim boyuma aşan bir şey. Yani o
denemedim mi? Denedim. Yani hani o benlik bir durum değil. Yani para kazandığımı da hatırlamıyorum ben Alsat'tan. Yani bana göre para kazanılabilir bir şeymiş gibi de gelmiyor açıkçası. Yani o anlık Alsat hikayesi. Kazananlar yok mu? Var. Görmedin mi? Gördüm. Evet, ama ben gerçekten akıl erdiremiyorum. Yani şey değil. Yani hani yatırımcı kimliği denen bir şey var. Ben bunu çok önemsiyorum. Şimdi bazı insanlar var ki kısa işlem yaparak ciddi paralar kazanıp diyor ve ciddi sonuçlar görüyorlar. Yani ama sistemini çok doğru oturtmuş, ama grafiği çok iyi yorumluyor. Bilmiyorum yani sebebi nedir? Onu bilmiyorum. Ama o benim becerebildiğim bir işti. Yani hani zamanında işte Forex'e özellikle ilk tanıştığımız zamanlarda işte o osilatörden mi bu indikatörden mi yorum yapsak, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, 3 alsak 5 mi satsak, şunu mu yapsak filan gibi böyle enteresan enteresan sistemler denemişliğimiz de var, ama yok olmadı yani. Şey, hani ben de öyle değil. Ben daha çok böyle yani zihniyet olarak da belki bana daha yatkın o. Böyle yatırımcı kimliği hani daha ağır, yani ben kişilik olarak da biraz şey hani şey olarak yani daha ağır böyle şey değilimdir. Yani çok fevri, çok hızlı hareket eden bir adam değilimdir. Ondan olabilir belki. Yani ben daha uzun vadeli işte buradan alalım, bekleyelim. Biraz daha bekleyelim, biraz daha bekleyelim falan şeklinde öyle gidiyor. Yani ben sıkılmam mesela. Yani ben bir hafta işlem açmadığım olur, bir hafta işlem kapatmadığım olur. Ama görüyorum mesela yani birçok etrafımızda bizim Forex yapmayan insan yok neredeyse. Görüyorum ben bazı arkadaşları. Yani hani aynı gün içerisinde 10 tane işlem yapmazsa rahatsız olmaya başlıyor. Ya benimki doğrudur, o yanlıştır diye söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın buradan, yanlış sonuçlar çıkartılmasın lütfen. Yani para kazanan işin doğrusunu yapıyordur. Ben o manada söylemiyorum. Doğru olarak. Bir işlemde genelde ne kadar bekliyorsunuz? Yunus Bey, benim öyle bir sürem yok. Sadece ben belli hedefleri beklerim. Yani kimi zaman oluyor aynı gün açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Özellikle son günlerde mesela sterlinde şey hani günde bir işlem, iki işlem fırsatı verdiği oluyor sterlin dolar paritesinde. Ama benim ekranımda hala sterlin dolarda yani ezbere söylüyorum 1,5 yıla yakındır 1,36'dan aldığım alış işlemleri var. 1,5 yıl olmuştur herhalde yani 1,5 yıldır duran işlemim de var benim. Ben kademeli işlem yaptığım için dediğim gibi bazen böyle günde bir işlem iki işlem de yaptırtabiliyor, fırsat verebiliyor. Bazen bir hafta hiç işlem yapmıyorsunuz. Bazen günde 3-5 işlem yaptırtıyor. O biraz daha çok şeyin paritenin hareketine göre ben hani zaman sınırından ziyade şeyle ilgili alma satma seviyelerine ulaşması, kapatma seviyelerine ulaşması ile ilgili gün günü tutmuyor. O açıdan böyle çok net bir şey söylemiyorum. Tabii, niye yanlış anlayacağım? Yanlış anlamayı demiştim. Niye yanlış anlayayım? Sorabilirsiniz. Kaldıraç ne görüyorsunuz? Yani şey o kaldıraç ya onu şöyle yapalım. Bu böyle çok geçiştirilecek bir şey değil Yunus Bey. Bu konuda arkadaşlar bana birkaç sefer daha şey söylemişlerdi. Bu kademeli işlem mantığını isterseniz böyle bir webinara ayırırız. Hani işin teknik kısmı açısından yatırımcı tarzı, yatırımcı stratejisi konulu bir mevzuyla önümüzdeki hafta ama Salı günü ama Perşembe günü bir günü komple bu işin bu kısmına strateji, kaldıraç, marş hesabı bunları ayırırız. Orada uzun uzadıya anlatırım. Şimdi kaldıraç ne giriyorsunuz dediğinizde ya ben buna cevap veririm ama yani yarım yamalak anlaşılırsa kötü olur. Ben hani en fazla 1'e 10 civarında bir kaldıraç kullandım. 1'e 10'un üstünde yani evet hani benim kaldıracım 100'dür, 200'dür, 500'dür ama sermaye yapısı ve açılan işlem miktarı olarak şey değil. Can merhaba. Benim tipim ekranına göre sizin ekranda spreç seviyeleri daha yüksek görünüyor. Bu konuda bize aydınlatabilir misiniz? Zafer Bey sormuş.
Bu demokranın Zafer Bey. Yani bu disiplin seviyelerinin yüksek olması normal. Bu demokranı. Ondandır. Benim ekranım değil yani bu. Şimdi yani şöyle onu da söylemiş olayım o zaman. Şöyle algılanmasın. Hani yani benim burada özellikle açmıyorum ben reel hesabı açarak şey yapmam. Yani işte yatırımcıların hesabı var. Ben fon yöneticisi yapıyorum. Bunu birçok arkadaş biliyor herhalde. Ya bilmeyen varsa sakıncası yok. Yani illegal bir iş yapmıyoruz en nihayetinde. Şimdi izni almadan ekranını açacağım. Açmak istediğim bir arkadaş olmaz. Bu şık olmaz yani. Onun için de o ekranı açtım. Sizle konuşurken o ekranı paylaşıyorum devamlı. Yani bir de hani böyle şey hava atıyormuş gibi algılanmasın. Yani işte şu kadar para var, bu kadar para var bilmem ne falan. O bizlik şeyler değil. Onun için demo ekranından anlatıp şey. Bir de kaza kudret bir yere basarsınız. Bu esnada bir şey anlatırken sıkıntı olmasın diye demo ekranından bu işleri paylaşmak daha mantıklı gibi geldi bana. Enteresan bir soru vardı da canlı trade yapabilecek miyiz gösterme açısından? Canlı trade'den kastınız benim burada işlem açmam mı? Onu anlamadım ama yani eğer öyleyse öyle bir şey yapmayız tabii yani. Onu yapacak değiliz. Yani o başka bir şey yani. Ben hani beni tanıyan arkadaşlar grupta da devamlı söylerim. Ben böyle sinyal vermek, işlem yapmak, işlem şey yapmak falan yani çizim tamam, anlatmak tamam, şeyleri göstermek, kaldıraç, strateji bilmem ne falan tamam ama şuradan alın, buradan satın falan yok öyle bir işe girmem. Çünkü o çok sıkıntılı bir durum. Yani şimdi ben neye güvenip buradan atıyorum işte sterlin dolarda buradan satın, buradan alın deyip ne yani karşımda 100 kişi varsa bunların her birinin finansmanı birbirinden ayrı, yatırımcı anlayışı birbirinden ayrı, para ihtiyacı birbirinden ayrı. Birisine 3 gün sonra para lazım, para çekmesi lazım. Birisi 3 yıl çekmesi umurunda olmayabilir. Birisinin hesabında 500 doları vardır, diğerinin hesabında 5.000 doları vardır. Bir başkasının hesabında 5 milyon doları vardır. Yani hani bir işlemin kendisini söylemek, ben stoplu işlem açmadığım için kademeli işlem açtığım için hani stopunu söyle, TP'sini söyle falan şeklinde olsa evet herkes kendisi göze alabilir, zararını hesaplar ona göre girer ama benim işlem tarzım öyle olmadığı için buradan alın, buradan satın falan böyle bu işler doğru da bulmuyorum ayrıca zaten. Yo yo hayır. Yok buradan girilir, buradan çıkılır yok ben o şekilde işlem. Sebebini söyledim şimdi. Biraz ben gecikmeli kaldım herhalde. Siz soruyu daha önce sormuşsunuz. Şey yapamam yani ben öyle bir bu sorumluluktan kaçmakla ilgili değil. Yani şey değil, doğru değil. Yani dedim ya herkesin her fonun şeyi farklı, kendine özgü para yapısı farklı, mali yapısı farklı. Bir kere insanların zihniyeti farklı. Yani işte benim kendi arkadaşlarım içerisinde var. Adam günde 3-5 işlem açmazsa rahat etmez. Ben açarım, ben onu bir yıl taşımayı göze alabilirim. Yani şimdi benim ona önereceğim işlemi o çok büyük ihtimalle 3 gün sonra zararla kapatır. Yani aslında işlem benim için doğru bir işlemdir. Ben kimi zaman erken girerim. Ya örnek olsun diye söylüyorum. Hani vaktimizde şey oldu. Şimdi tamamen şey söylüyorum. Öyle algılamayın. İşlem önerisi açısından algılanmasın. Mesela şimdi 1.20 1.90 şunu söylesek desek ki kardeşim bu 1.20 1.50'nin altını biraz zor görür. Sterlin dolar paritesi için. Orası önemli bir destek. Evet. Şimdi ben 40 pip, 50 pip, 100 pip, 200 pip yukarıdan girdiğim pozisyonlar oluyor. Yani 1.20 1.50'yi göreceğini bile bile 1.23'ten 1.22'den niye? Ola ki bir haber düşer kaçmasın. Yakalamışken buradan alayım bir kademe de şeyde kalsın diye de bekleyebilirim. Yani
Ama o adam bekleyemez. Şimdi ben 1.21.50'yi hedef alıp buradan, yani düşse düşse, örnek olsun diye söylüyorum. Yine altını çiziyorum. 1.21.50'yi görse ne olur? Önemli değil falan diye buradan alabilirim mesela, yapısal olarak söylüyorum. Kendi yapımı anlatmak için. Ya o adam ama öyle bir işlemle girer ki 1.21.50'ye girdiğinde patlama noktasına gelir yani. Ya da yavaş yavaş hareket eder. Oraya geldiğinde sıkılır, kapatmak ister. Taşımak istemez. Yani öyle olmaz. Yani işte nedir o şey, WhatsApp değil de bir şey, Telegram'dan işlem önerisi vermek falan, o bizim şeyimiz değil ya. Benim çok tasvip ettiğim bir iş de değil yani. Üstelik çok şey, sıkıntılı. Yok yok Mert Bey. Sinyal bizim işimiz değil yani, ben şey yapmam seni. Ya şeyde bile ben fon yapısını bildiğim arkadaşlarda bile fonunu biliyorum, adamı 20 yıldır tanıyorum, bekler mi beklemez mi biliyorum, ben onlara bile şuradan al buradan sat demekten imtina ediyorum. Bu işlerin şakası yok çünkü. Yani hani bir de şey değil yani, bu uzaktan hasta tedavisi etmek gibi bir şey. Ya bu işler böyle işler değil gerçekten yani, hani bir sonraki şeyde ona değinirim. Şimdi çok oldu. İnsanları da bekletmeyelim. Bir saati geçtik. Yani şey olmasın, ayıp olmasın ama bu böyle telefonda hasta tedavi etmek gibi bir şey. Bunun çözümü o değil ki. Bunun çözümü, madem bir yatırımcı danışmana şey yapıyorsanız gidersiniz, anlaşırsınız birisiyle. Adam sizin bütün şeyinizi bilir. Bu gerçekten ciddi bir iştir. Yani hani sizin yatırımcı kimliğinizi bilir, sorar. Yani işte size ne zaman para lazım, ne zaman çekmeniz lazım, aylık mı para almak istiyorsunuz ya da çocuklara mı kalsın diyorsunuz, ne diyorsunuz? Bu bütün detayları bilmek lazım. Yani bütün detayları bilmeden hangi seviyede işlem açmak, bırakın hangi paritede işlem açacağınız bile çok önemli. Yani şey, bugün bankaya bile gittiğinizde fon çeşitliliğinde sıfır riskli fonlar var. Sıfır riskli fon ne demektir? Devlet tahvili ya da mevduat mesela, ya da bunların sepeti. Devlet tahvilleri diye. Yani belli devlet tahvilleri var. Tahvil getirileri var. Yani faizi belli zaten yani. İçin bekletin. İşte şu kadar para kazanacaksın. Yani bir nevi mevduat yani. O da öyle baktığımızda. Sıfır riskli, az riskli, orta riskli, çok riskli fonlar var. Orada bile yapılar değişir. Yani benim tavsiyem şey değil. Yani bir kişiye özel söylemiyorum bunu. Mevzu açıldı diye konuşuyoruz. Benim tavsiyem şey değil. Yani bunlara itibar etmeyin. Bir gün ağzınız yanar. Hani bizim her şey elimizin altındayken, bakın petrol şimdi böyle abuk subuk hareket ediyor. Biz onu bir de ayakta tutmakta 50 takla atarken, şimdi uzaktan uzağa ben 60-20'den aldığım petrol var mesela, şimdi öyle söyleyeyim. Yani 60-20'den aldım. 60-20'den bizim gruptaki arkadaşlar da biliyorlar, Facebook grubunda. O Facebook grubunda olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Şu anda ne? 9.55. Kaçı gördük? 6.70'i gördük. Yani şimdi burada hesap patlatmamak için ben bekleye bekleye şey yapmadım. Hesap patlatmamak için bir sürü atraksiyon yaptık biz orada. Yani kim bekliyordu 6.70'i görmeyi? Şimdi ben birinize desem ki şuradan şunu al, buradan bunu sat. Yani bunun vebaline nasıl gireriz? Adama sonra nasıl söyleyeceğiz ki onu? Yani ben kendi hesaplarımla uğraşırken o adama şunu yap, bunu yap da diyemem. O çok sıkıntılı bir durum. Bu sadece benle ilgili değil. Başkası ben yapıyorum dediğinde de çok itibar etmemenizi öneririm. Çok uzatmayalım arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar yeterli. Yine fazlaca bekletmiş olduk. Bakayım başka bir soru var mı? Yok. Bir araya şey kaynadı. Bir parite EuroJPY'ye, Hasan Bey EuroJPY'ye dedi. Ben onun grafiğini gruptan atayım. Hasan Bey bizim Facebook grubundasınız yanlış hatırlamıyorsam. Gruptan atayım. Değilseniz haftaya hatırlatırsınız. O grubu, o şey, o grafiği paylaşırım buradan. Şimdi vaktimiz kalmadı. Arkadaşları da bekletmiş olmayalım. Katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hepinizin eline ayağına sağlık. Hepinize bol kazançlar. İyi haftalar. Görüşemezsek hafta sonu için iyi tatiller. 4 günlük
işte tatil mi, sokağa çıkma yasağı mı, işte kimin nerede olduğuna bağlı olarak değişiyor. Onun için de şimdiden iyi tatiller diyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar, sağ olun.